O gün normal günlerden bir gündü zaten. Arkadaşımın çantasını unutmuş, yolcu teslim etti bana. İçerisinde şahsi eşyaları da vardı. Ulaşmaya çalıştım önce, Facebook'tan teknolojiye uyalım dedik. Facebook'tan yazdım, baktım dönüş yapmayınca akşama doğru da tabletini açmak zorunda kaldım. Tabletini açtım, babasının numarası vardı. Babasını aradım, babası oğlumun olduğunu, sana dönüş yapacağını söyledi ve döndü nitekim. Oğlu arayıp işte ben nerede unuttuğumu hatırlamıyorum diye söyledi. Yani bilmiyordum nerede olduğunu. Bayağı dalgın bir arkadaşmış. Bayağı bir dalgındı. Çantasını teslim ettiğimde içine bakmasını söyledim, eksik bir şeyin olduğunu var mı diye. Zaten direkt otomatikman yüklü miktarda doları vardı. Ona baktı. Dedi tamam abi. Teşekkür etti. O da gitti, biz de yolumuza gittik. Siz ne kadardı miktar, hatırlıyor musunuz? Ya paranı saymadım ben. Parasının olduğu görünce zaten şey yapmadım, fazla üstüne düşmedim. Fazla da karıştırmak istemedim özel eşyası olduğu için. Aha. Öyle kapattık. Para vardı, tablet, laptop, para, pasaportları, banka cüzdanları, kartları, kimlik kartları. Bayağı bir şey vardı yani. Tabii çok eşya unutan oluyor. Bizim kurumumuzun işte belli bir yerleri var, oraya bırakırız. O saat geç olduğu için kuruma haber veremedik. Bir de şimdi kartları iptal etmesin diye, kimlik iptali olmasın diye kendim iletişime geçip teslim ettim. Bu İstanbul'un en uzun hattı değil mi? İstanbul'un en uzun hattı. Kaç saat sürüyor? Daha doğrusu dünyanın en uzun hattı olabilir yani. Kaç saat sürüyor gitmesi? Trafiğin yoğunluğuna göre 2 saat 40, 1 saat 40 dakika, maksimum 2 saat sürüyor yani. İnanın alıştıktan sonra git gel artık yol size şey olarak geliyor. Bir işi sevmediğin zaman insan bu iş size şey gelir, ızdırap gibi gelir. Biz de bu işi sevdiğimiz için yapıyoruz. Thank you.